Dünyada sadece 13 kişide görülen, Türkiye'de ise yalnızca 2 kişiye teşhis konulan Immunoglobin G4 hastası Ayşe Tuncel ameliyat parasını tamamlayabilmek için destek bekliyor. Genç Sivanlılar Derneği Başkanı Muzaffer Sarıkaya da Ayşe Tuncel ile bir araya gelerek hayırseverlere seslendi. Genç Sivanlılar Derneği Başkanı Muzaffer Sarıkaya, dünyada sadece 13 kişide görülen Immunoglobin G4 hastası Elazığlı Ayşe Tuncel'e destek olmak için aileyle bir araya geldi. 17 yaşındaki Ayşe Tuncel, Immunoglobin G4 hastası teşhisi konulan Türkiye'de iki hastadan biri. Elazığ'da ailesiyle yaşayan Ayşe Tuncel, burnundaki toplu iğne ucu büyüklüğündeki deliğin oluşması sonucunda meydana gelen kanama nedeniyle hastaneye başvurdu. Elazığ ve Ankara'da yapılan tetkikler sonucunda Ayşe'ye immünoglobulin G4 hastalığı teşhisi konuldu. Türkiye'de 4 yıl önce tedavisine başlanan bu hastalık grubuna yakalanan Tuncel'in bu süre zarfında burnundaki yara 4,5 santimetre büyüklüğüne ulaştı burnumda toptan ucu kadar bir delik olduğunu söylediler ve bu kanamalar nedeniyle delik gitgide büyüdü ve delik büyüdükçe kanamalarım istemsizce artmaya başladı. Her ay yani günde her gün geliyordu burnumdan kan. Kan geldiği zaman aşırı derecede halsizlik, mide bulantısı, titreme ondan sonra hiçbir şey yiyemiyordum. Hani yediğim yemeklerden bile kan tadı alıyordum artık. İstemsizce kilo kaybı kaybediyordum. Okulumu şey kanamalardan dolayı hastaneye gidip geldiğimizden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım. Açıktan okuyorum. Dan yetkililere sesleniyorum. Yardımcı olmalarını istiyorum. İlk ameliyatını olan Ayşe, ikinci ameliyatını olup sağlığına kavuşabilmesi için hayırseverlerin desteğini bekliyor. Ee, i̇ki buçuk sene önce Ayşe'yi doktora götürdüğümüzde burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik çıktığını söylediler. Bu zaman zarfında iki buçuk sene zaman zarfında Ayşe'nin burnundaki delik gitgide büyüdü. Günlük Ayşe'nin burnundan kanama oluyor. Ee, Ayşe'nin burnundan kan geldiğinden dolayı ister istemez e, burnundaki delik şu an dört buçuk santim diyorlar. Birinci ameliyatını oldu. İstanbul'lu bir tane iş adamı sağ olsun e, bizi... 38 gün İstanbul'da ağırladı. Allah razı olsun kendisinden. Şu anda kızımın ikinci ameliyatı olması lazım. Ameliyatı için de 180 bin lira para lazım. Aile ameliyat için gereken 180 bin TL'nin 70 bin TL'sini kendi imkanları ve hayırseverlerin yardımıyla topladı. Şimdi gereken 110 bin TL'yi tamamlamak için uğraşıyor. 110 bin lira bir eksiğimiz var. Ben şu anda Elazığlı ve Bingöllü hemşerilerimden ve artı iş adamlarından bu konuda bize destekçi olmalarını önümüz Ramazandır. Kim hayrını mı yapmak ister, zekatını mı vermek ister ama bir an önce kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. 3 yıldır gözüne rahat bir uyku girmeyen Ayşe'nin tek isteği rahat bir şekilde uyumak. Ayşe'nin ailesi de çocuklarının iyileştiğini görmek için umutla bekliyor. Kızım mesela burnundan kan geldiği zaman tam iki buçuk saat sürüyor. Ve o benim karşımda öyle eriyince de ben de onunla beraber çok üzülüyorum, mahvoluyorum yani. Tek istediğim budur yani gözüm görsün ki benim kızım sağlığına kavuşsun. Genç Sivanlılar Derneği Başkanı Muzaffer Sarıkaya siyasi parti temsilcileri ve iş insanlarına seslendi. Bir genç evlatımızı kaybetmek kolay bir şey olmaması lazım. Bu konuda ben tüm iş insanları devlet bürokratları, valilik, gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımıza biz buradan sesimizi duyuralım ki bu kızımıza sahip çıkalım. Çünkü benim de evladım olabilirdi, bir iş adamımızın evladı da olabilirdi. Yani yine tekrar ediyorum iş adamlarımızdan Allah rızası için yapabiliyorsunuz, biliyoruz bunu yapabiliyorsunuz. Ya bu kadar hayrın ufakı büyük olmaz. Herkes Allah için elini vicdanına koysun. O şekilde kızımıza sahip çıkalım. Genç Sivanlar Dernek olarak da ben bu durumu takipçisi olacağım.